El hadisur rabi' vel işrune, 24. hadis. Bu hadisimiz kutsi bir hadistir. Yervi an rabbihi azze ve celle ennehu gal. Allah Teala şöyle buyurdu: Ya ibadi, ey kullarım, inni, ben haramtu, haram kıldım, ez zulme, zulmü, ala nefsi, kendi üzerime. Zulüm haksızlık demek. Ayet var değil mi? İnna Allaha la yazlimu miskale zerre. Allah Teala zerre miktarı zulmetmez, haksızlık yapmaz. Ve cealtu, ve yine ben yaptım, kıldım hu, o zulmü, beyneküm, sizin aranızda ne kıldım? Muharramen, haram kıldım, haram saydım. Fe öyleyse la tezalemu, öyleyse birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ya ibadi, ey kullarım, küllüküm, hepiniz dallün, dalalettesiniz, yanlış yoldasınız. İlla ancak men hedeytu hı, benim hidayet verdiğim, doğru yola çektiğim kişi hariç. Festeşhedü ni ehdikum. Festeşhedü isteşhede, heda fiilin istifal babına aktarılmış hali. Sin talep için. Festeşhüdü, hidayet isteyin. Ni, benden. Ki ehdiküm, sizi hidayete erdireyim. Ya ibadi, ey kullarım, küllüküm, hepiniz nesiniz? Câi'un, açsınız. İlla ancak men ed'emtuhu, benim doyurduğum veya doyurduklarım hariç. Doyurmak, açlık, doyurmak. Fested'imu, öyleyse benden yiyecek isteyin, sizi doyurmamızı isteyin ki udaim, doyurayım küm sizi. Ya ibadi, ey kullarım, küllüküm, hepiniz arin, çıplaksınız, hepiniz çıplaksınız. İlla ancak men kesevtuhu, benim giydirdiğim hariç. Fe öyleyse festeksu, giydirilmeyi isteyin. Neyi benden? Sizin hala talep için. Benden giydirilmeyi isteyin ki eksüküm, sizi giydireyim. Ya ibade, ey kullarım, inniküm, hepiniz tuhtiûne, hata işliyorsunuz. Billeyli ve nehar, gece ve gündüz. Ve ene, ben elfiru, bağışlarım, ezzünübe, günahları, cemiyen, hepsini. Fe öyleyse istağfiru, bağışlanmayı dileyin. Ni, benden, elfir, bağışlayayım, leküm, sizi. Ya ibadey kullarım, inneküm, hepiniz len teblugu, siz asla zurri, bana zarar veremezsiniz. Sen bu durumda tezurruni, bana nasıl zarar vereceksiniz ki? Ve len teblugu nef'i, yine hepiniz toplansanız da bana fayda veremezsiniz. Fe öyleyse tenfe'uni, bana fayda verirsiniz. Yani bana fayda veremezsiniz. Ya ibadi, ey kullarım, lev şayet enne evveleküm ve ahireküm, sizin ilkleriniz ve sonlarınız, yani ilk gelen insanlar, önceki insanlar da, sonra gelecek olan insanlar da, ve inseküm ve insanlarınız da, ve cinneküm ve cinleriniz de, kanu olsalar, ala etka kalbi raculin vahidin minküm. Ala etka, etka en takva demek. Kalbi raculin, bir adamın kalbi. Vahidin, bir tek adam. Minküm, sizden. Yani insanlarınız ve cinlerinizin sizin aranızda en muttaki adamın kalbi gibi olsalar, ma zade, artmaz zalike bu. Arttırmaz yani bu durum. Fi mülki şey, yani benim mülkümde herhangi bir şey arttırmaz. Ya ibad, ey kullarım, lev enne evveleküm ve ahireküm ve inseküm ve cinneküm, evvelkileriniz ve sonra gelecek olanlar, insanlarınız ve cinleriniz, kanu olsalar, ala efceri kalbi raculin vahidin, insanlarınız ve cinleriniz sizin aranızda en facir, değil mi? Efcer, en facir, ismi taf değil. Yani isyankar, en kötü adamın kalbi gibi olsa. Ma nekasa, noksanlaştırmaz zalike bu durum. Min mülki şeyen, benim mülkümden herhangi bir şey noksanlaştırmaz.
Ya ibad, ey kullarım, lev şayet enne zeleküm ve ahireküm, evvelkilerinizle sonra gelecek olanlar ve insiküm ve cinneküm, sizin insanlarınız ve cinleriniz kamu dursalar fi sa'idin vahidin, bir yerde dursalar, fe sonra se'elu isteseler ni benden, fe bu durumda da eda'tu, ben versem külle insanin, her insana versem, ne versem, meseletehu, istediği şeyi versem, ma bu durum yine de, pardon, ma ne kasa noksanlaştırmaz, zaliki bu durum, mimma indi, benim katımdan bir şeyi noksanlaştırmaz. İlla ancak noksanlaştırır. Kema yenkusu, noksanlaştırdığı, noksanlaştırmak azaltmak demek. El mihyedu, iğnenin noksanlaştırdığı gibi. O iğne ki iza udhile el bahra, denize su kulduğunda denizden ne kadar su taşar, denizden ne kadar su azalır, aslında hiçbir şey. İşte bu durum onun gibidir diyor. Ya ibad, ey kullarım, innema ancak hiye, o nedir, e'malüküm, sizin amellerinizdir. Uhsi, ben sayıyorum ha onları, leküm, sizin için. Sümme sonra üfe üvefiküm, size vereceğim iyyaha onları. Femen, her kim vecede bulursa hayran, bir hayır, liyahmedillâhe, Allah'a hamd etsin. Emri hazır burası. Liyahmidi cezimli. Ama es-sâkin izâ hurrike bil kesri kaidesinden dolayı sakin eslenmiştir. Felyahmedillâhe olmuş. Demek ki kim hayır bir şey bulursa, bir hayırla bir iyilikle karışırsa Allah'a hamd etsin. Ve men vecede, her kim bulursa, gayre zarik, bunun dışında bir şey bulursa, fela yelumenne illa nefsehu, kendisinden başkasını da kınamasın. Çünkü her ne bulursan kendi yaptıklarından dolayı buluyorsun. Hadisul hamis ve neşrun, 25. hadis metnimiz. Eveleyse gad cealallahu leküm, Allah Teala size bir şey vermedi mi? Ma o şey ki tasaddaquna, tasadduk ediyorsunuz. Yani Allah Teala size tasadduk edecek, sadaka olarak verecek, insanlara dağıtacak herhangi bir şey vermedi mi? İnne, hiç şüphesiz ki bi külli tesbihatin, her tesbih için vardır. Ne vardır? Sadakaten, sadaka vardır. Yani her tesbih için bir sadaka sevabı vardır sizler için. Demek ki tesbih çekmeye devam edelim. Ve külli tekbiratin, ve her tekbir için vardır sadakaten, sadaka vardır. Tekbir söyledikçe, tekbir getirdikçe sadaka sevabı vardır. Ve külli tahmidetin, ve her tahmid için, yani hamd için ne vardır? Sadakaten bir sadaka sevabı vardır. Ve külli tahliletin, ve her tehlil için sadakaten sadaka sevabı vardır. Ve emrin bil marufi, ve marufu emretmek için de vardır. Ne? Sadakaten sadaka vardır. Yani sadaka sevabı vardır. Maruf, iyi şey, övülen, bilinen şey. İnsanlara iyiliği emretmek. Bununla ilgili ayette elbette var. Ve nehyi an münkerin, ve münkerden, münker çirkin iş, yanlış, hatalı şeyden nehyetmek, yasaklamak için de vardır. Ne vardır? Sadakaten sadaka sevabı vardır. Ve fi buz'i ahadiküm sadakaten, ehline yakınlık göstermesinde de bir sadaka sevabı vardır. Galu, dediler ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, e'ti ehaduna şehvetu ve yekunu lehu fiha ecrun, birimiz şehvetini kaza ederse yine de sadaka sevabı var mıdır? Galu, bu şekilde sordular. Gale, peygamber buyurdu ki, e'ra'eytüm levvezaha fi haramin, اَرَّأَيْتُمْ لَوْ وَزَعَهَا ف۪ي حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ. O kişi haram yol ile bu şehvetini durdursaydı onun için günah olacak mıydı? Peki zalike, işte böyle, işte böyledir. اِذَا وَزَعَهَا ف۪ي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ. Eğer helal yön ile bunu durdurmuşsa onun için
ecir vardır, sevap vardır. Çünkü haram yolla yapsaydı günah olacaktı. Zıttını yaptığına göre sevap olmalıdır. El hadisü sadis ve işrun 26. hadis. Küllü sülema minen nasi aleyhi sadagatun. Buradaki sülema azalar demektir. Küllü sülema her azza için minen nasi insanların her azası için aleyhi vardır ne? Sadagatun bir sadaka vardır. Külle yevmin her gün tetlu'u doğar fihi onda ne eşşemsu güneş doğar. Hem ta'dilu hem ya'dil. Görüldüğü üzere iki şekilde noktalar konulmuştur. Ya'dilu beynel isneyni sadakatun. Beyn ara isneyin iki kişi. İki kişinin arasını bulman, onları barıştırman sadakatun, sadakadır. Birbirine küs insanlar varsa onları barıştırmalıyız. Ve tu'inu racule. Tu'inu yardım etmen. Er racule adama, kişiye. Fiddabeti. Hayvanına binmesi hususunda yardım etmen. Feyahmiluhu aleyha veya o yükü taşımakta ona yardım etmen. Ev yertefe'u lehu aleyha metaehu. Evet, metasını, kazancını o hayvan üzerine koymasında, yükseltmekte ona yardım etmen. Bunların her biri nedir? Sadakatun, sadakadır. Vel kelimut tayyibetu, kelime-i tayyib de nedir? Sadakatun, sadakadır. Kelime-i tayyib güzel söz demek. Burada kastedilen şey kelime-i tevhiddir. Yani la ilahe illallah. Ve bi külli hudvetin yemşiha ila salat ve bi külli hutvetin ve her adım için vardır. O adım ki yemşiha ila salat, o adımlar ile yürüyor namaza doğru. Namaza doğru yürümek de nedir? Her adım için ne vardır? Sadakatun bir sadaka vardır. Ve yumidu uzaklaştırmak el eza ezayı zarar verecek şeyi uzaklaştırmak hani tarik yoldan nedir? Sadakatun sadakadır. Yolda bir şey var. İnsanlara oradan geçecek insanlara zarar verme ihtimali var. Bu ihtimal yüksek. O zarar verecek olan nesneyi, maddeyi oradan kaldırmak, uzaklaştırmak sadakadır. Yolda bir taş olması veya ne bileyim çivi olması gibi onlar oradan kaldırmak sadakadır. Sadakadır derken sadaka sevabı vardır bu işlerde. Ravahul Buhariyyu ve Müslimun. El hadisü sabi ve işrun 27. hadis. El birru bir iyi iş, iyilik nedir? Husnul huluki. Ahlak güzelliğidir. Bir güzel ahlaktır, iyilik. Vel ismu günah ise ma o şeydir ki hake fi nefsike nefsinde iz bıraktı. Ve kerih de sen kerih gördün. Yani çirkin buldun. Neyi? En yattali'a. Aleyhi en nasu. İnsanların ona insanların mutali olmasını çirkin buldun. Yani insanların duymasını, bilmesini çirkin buldun. Onlar rahatsız oldun. Demek ki insanların bilmesi hoşuna gitmeyen şey. Ve nefsini yani kalbini sıkan, rahatsız eden şey isimdir yani günahtır. Ravahu Müslim ve an Vâbi Sâtebni Ma'bed razıyallahu an gâle. Eteytü ben geldim Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün yanına geldim. Fegale dedi. Ci'te geldin tes'elü sormaya enil birri birden. Birden sormaya mı geldin? Ya yani bir iyilik demekti ya. İyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin? Gultu ben dedim ki naam evet. Fegale Allah'ın Resulü buyurdu. İstefti kalbek. Kalbine sor. Kalbine danış. El birru iyilik ma o şeydir ki itme'ennet tatmin olur veya tatmin oldu ileyhi ona en nefsu kişi. Kişinin kalbi ondan rahatlık duyar, bir huzur duyar. Ve etme'enne ileyhi el kalbu kalp onda tatmini bulur. Rahatlığı, huzuru hisseder.
Vel ismi günah ise ma öyle bir şeydir ki hake rahatsız etti, yaktı, meşgul etti. Fin nefsi gönlünü ve taraddede ve şüpheye düşürdü. Şüphe oluştu. Fis sadri göğsünde yani kalbinde. Ve in eftake sana fetva verseler de kim ennasu insanlar ve eftevke. Hadisun hasenun. Hasan hadistir. Ravayna biz rivayet ettik hu onu. Fi müsnedey. Yani müsnedün müsneddani müsneddeyil imameyni. İki imamın müsnedinde bir tanesi Ahmet bin Hanbel, diğeri de Darimi'dir. Bi isnadin hasenin. Hasen isnat ile. El hadisü samin ve 20. 28. hadis. Hadis metnine baktığımızda Usi vasiyet ediyorum tüm size. Neyi? Bir takvallahi. Allah'tan korkmayı. Azze ve Celle. Ve sem'i ve ta'ati. Ve sem' işitmek. Ve ta'at itaat etmek. İşitmek yani söylediklerini kulak ardı etmemek. Dinlemek. Ve ta'ati itaat etmek. Ve in te'emmera aleyküm abdün. Sizin üzerinize emir olan kişi, yönetici olan kişi abdün, köle de olsa. Yani bu hadiste yöneticilerin dinlenilmesi istenmektedir. O kişinin bir köle olması durumu değiştirmemektedir. Ve innehu çünkü men her kim yaşarsa minküm sizden fe seyera yakında görecek. Ne görecek? İhtilafe, ihtilaf, problemler, tartışmalar görecek. Kesiran, pek çok. Fealeyküm bi sünneti. Fealeyküm sarılın. Sizin üzerinize gereklidir yani. Bi sünneti, benim sünnetim ve sünnetil hulefair raşidinel mehdiyine. Hidayet üzere olan raşit, hulefa, halife yani halifelerin çoğulu. Hidayete ermiş raşit halifelerimin sünnetine. Peygamber burada tek kendi sünnetini baz almamış. Hem benim sünnetime uyun, hem de halifelerimin sünnetine uyun demektedir. Azzu aleyha bin nevacizi. Sünnete, bu bahsettiğimiz sünnete dört el ile sarılınız. Dişlerinizi sıkarak sarılınız. Ve iyyaküm ve muhdesatil umuri. İyyaküm sakınınız. Neden? Muhdesatil umuri. Bidatlara, sonradan çıkacak şeylerden sakının. Şeyinle muhakkak ki külle bid'atin her bid'at nedir? Dalaletün, dalalettir, sapıklıktır. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. Ve gâle hadisun hasenun sahihun. El hadisu tasi'u ve neşrûn 29. hadis. An Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel'den rivayet olunduğu radıyallahu anh. Gâle dedi ki, gultu ben dedim. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ehbir haber ver neyi bana bir amelin bir amelden. O amel ki yudhilu soksun dahil etsin neyi beni el cennete cennete soksun. Bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim. Ve yubaidu uzaklaştırsın neyi beni anin nari cehennemden. Gale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Lagat muhakkak ki andolsun ki sa'alte sen sordun an azimin büyük bir şey sordun. Yani çok ciddi bir soru sordun. Ve innehu hiç şüphesiz ki o şey sorduğun soru nedir? Le yesirun elbette kolaydır. Kime? Ala men. O kimse üzerine ki yessara kolaylaştırdı hu onu Allahu Allah. Allah Teala kime kolaylaştırdıysa o kişi için yine de kolaydır. Allah Teala evet aleyhi o kişi üzerine. Ta'bud şimdi cevap veriyor. Ta'budullâhe. Allah'a ibadet edersin. La tüşrikü bihi şey'en. Ona bir şey ortak koşmazsın. Ve tuqimus salate. Ve namazı kılarsın. Ve tu'tiz zekate. Ve zekatı verirsin. Ve tesûme ramazâne. Ve ramazan orucunu tutarsın. Ve tehuccel beyte. Ve hacca gidersin. Sümme sonra Gale dedi ki Ela dikkat. Edüllüke ala ebvâbil hayri. Ela dikkat edüllü ben delalet ettireyim yani söyleyeyim mi ke sana ala ebvabil hayri hayır kapılarını es savmu
Savm uruç nedir? Cünnetün, kalkandır. Ve sadakatu, sadaka nedir? Tutfi'ul hati'ete, günahı söndürür. Hataları söndürür sadaka. Ne gibi? Kema yutfi'ul ma'u ennara, ateşin, yani suyun söndürdüğü gibi. Neyi? Ennara, ateşi. Su nasıl ateşi söndürüyorsa sadaka da günahı o şekilde söndürür, yani sildirir. Ve salatur raculi, ve bir adamın namazı ki min cefil leyli, cefil leyl gecenin içinde, gecenin, yani geceliğin bir adamın namaz kılması da yine nedir? Hayır kapılarındandır. Sümme sonra tela, o peygamber okudu, bir ayet okumuş. Tetecafa cunubuhum anil mezaci'i yed'una rabbahum khafan ve tama'an ve mimma razaknahum yunfikun. Fela ta'lemu nefsun ma ukhfiye lehum min qurrati a'yun cezaen bima kanu ya'malun. Ayet Secde suresi 16 ve 17. Sümme sonra Gale dedi ki, yani peygamber buyurdu, ela dikkat et, uhbiru, bildireyim, yani ke sana, bildireyim mi, bi ra'sil emri, din işinin başını, ve umudihi, ve onun direğini, ve zürvetihi, veya ve zirveti senamihi, yüce yerinin zirvesini söyleyeyim mi? Kultu, ben dedim ki, bela, evet, ya Resulallah, evet Allah'ın Resulü. Gale peygamberimiz buyurdu ki, ra'sul emri el-islamu, İşin başı İslam'dır. Ve umuduhu, ve onun direği es-salatu, namazdır. Ve zirvetu senamihi el-cihadu, cihattır. Sümme sonra gale peygamber tekrar buyurdu, ela ihbirike bi meleki zaliki küllihi, bütün bunların özünü söyleyeyim mi? Kultu, ben dedim ki, bela ya Resulallah, evet Allah'ın Resulü, buyur. Fehaze bilisanihi ve gale, dilini eliyle tuttu ve küffe aleyke haza, işte bunu böyle tut dedi. Kultu, ben dedim ki, ya Nebiyyallah, ey Allah'ın Nebisi, innema ancak le muahazune bima ne tekellemu bih, ya Resulallah, biz söylediğimiz şeylerle de mi hesaba çekileceğiz dedim. Fegale, peygamber buyurdu ki, sekilet ke ummu ke ya Muaz, ve hel yekubbun nase finnari ala vucuhihim, hel yekubbun nase, insanları düşüren, finnari, cehennemde, ala vucuhihim, yüzüstü düşüren şey. Evgale, veya da dedi ki, ala menakhirihim illa hasaidu elsinetihim. Ev veya ne dedi? Yani burada ravi şüpheye düşmüştür. Ya şöyle dedi, ya da böyle dedi. Ya da burunları üzerinde cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ekipmiş değildir. Hasait. El-Hadisü Selasun, 30. hadis. İnnallah Teala, muhakkak ki Yüce Allah feraza farz kıldı, feraiza bir takım şeyleri farz kıldı. Fela tuzayyi'uha, onları zayi etmeyin, çiğnemeyin. Ve hadde hududen, bir takım da hudutlar, sınırlar çizdi. Yani haramlar belirledi ki, fela ta'teduha, hudutları aşmayın. Ve harrama eşya'e, bir takım şeyleri de, yani bazı şeyleri de haram kıldı. Fela tentehikuha, onlara el uzatmayın. Ve sekete an eşya'e, bazı şeylerde de sükut etti. Yani haramdır, helaldir diye belirtmedi. Rahmetelleküm, gayre nisyanin, unutmaksızın, yani unuttu diye bir şey yok. Unutmadığı halde size rahmet olsun diye, size acıdığı için bazı şeyleri belirlemedi. Fela tebhesu anha, onları da araştırmayın. Hadi selasun, 31. hadis. An ebi Abbas, Sehl ibn Sa'id Sa'idi, kale, câe racülün ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın biri peygamberin yanına geldi. Fegale, dedi ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, dülleni ala amelin, bana bir amel öğret ki, izâ amiltü, ben yaptığım zaman, hu, onu,
Ahabbe sevsin ni beni Allahu Allah. Allah beni sevsin ve ahabbe sevsin ni beni ennasu insanlar. Bana öyle bir şey öğret ki onu yaptığım zaman hem beni insanlar sevsin hem de Allah sevsin. Galip Peygamber buyurdu. Özhud fi dünya. Yuhibbuke Allahu. Dünyaya gönül verme. Zahit ol ki Allah seni sevsin. Vezhed ve göz dikme. Fîme o şey ki inden nas insanların yanında var. İnsanlar yanındaki şey de göz dikme. Ki yuhibbu sevsin ke senin kim ennasu insanlar. Hadisun hasenin ravahu İbn-i Mace. 32. hadis. El hadisü sani ve selasun 32. hadis. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. La zarara ve la zırara. Zarar vermek de yok. Birisi sana zarar verdiği zaman zarara karşılık zarar vermek de yoktur. Yani hınç almak, intikam almak da yoktur. Bu aynı zamanda bu hadis kurallaştırılmıştır. Usulü fıkıhta bir kaydı haline de gelmiştir. El hadisü salisu ve selasun 33. hadis. An İbni Abbas. İbni Abbas'tan rivayet olundu. Enne muhakkak ki Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü gale buyurdu. Lev şayet yu'da verseydi ennasu insanlara bir davahum dava ettikleri her şey yani her davaları kabul görseydi lev şayet yu'da verseydi ennasu insanlara bir davahum her davaların karşılığı ledda elbette iddia ederlerdi dava açarlardı ricalun pek çok adam envale kavmin insanların mallarına ve dimaihum ve kanlarına dava açarlardı lakin fakat el beyinetu beyine yani delil alel müddai iddia ediciye gereklidir. Ve yeminu yemin ise ala men enkara inkar eden kişi üzerine gereklidir. Bu da yine usul kaydısı olarak yer almaktadır. Bir insan bir şey dava açmışsa bir iddiası varsa kanıt gerekir. Dava eden için kanıt lazım. Davayı reddeden hayır doğru söylemiyor öyle bir şey yok diyen kişi için ise yemin gereklidir. El-Hadis-ur-Rabi'i ve Selasun 34. hadis. Men her kim ra'a görürse minküm sizden münkeren bir kötülük. Sizden herhangi biriniz bir kötülük görürse fe bu durumda li yugayir yani fel yugayir değiştirsin o kötülüğü. Hu o kötülüğü değiştirsin, düzelsin bi yedihi eliyle. Fe in lem yestedâ. Eğer buna güç yetmezse, buna güç yetiremezse fe bu durumda bi lisanihi diliyle o kötülüğe, o hataya müdahale etsin, düzeltmeye çalışsın. Fellem yestedi. Eğer diliyle de bu kötülüğü, bu yanlışı durdurmaya gücü yetmiyorsa, fe bu durumda bi kalbihi, kalbiyle hiç yoktan buz etsin, onaylamasın, bu bir hatadır diye düşünsün. Ve zâli ki bu durum, yani kalp ile buz etmesi nedir? Ez'afül imanı, imanın en zayıf derecesidir. Tabi her birinin açıklamaları var. Mesela minküm derken, menra minküm, minküm nedir? Minel müslümine, mükellef Müslümanlardan bahsediyor. Fehve o da nedir? Hitabun, bir hitaptır. Li cemi'il ümmeti. Ümmetin tamamı için. Münker nedir peki? Vehve o terk-i vacibin. Gerekli olan bir şeyin terkidir. El fi'lu muharramin veya da haram olan bir fiildir. Velev kâne sagiren. Küçük de olsa bir haram, bir günah yine de nedir? Günahtır. Fel yugayirhu yani fel yuzilhu onu izale etsin, durdursun ve yuzhibhu ve onu gidersin, düzelsin. El hadisul hamisu ve selasun 35. hadis. La tehasedu birbirinize karşılıklı olarak haset etmeyin, müşareket var. Ve la tenaceşu birbirinizi aldatmayın alışverişlerde. Ve la tebagazu birbirinize karşı yine buğz etmeyin, kin duymayın. Ve la tedaberu birbirinize sırt çevirmeyin, dargın durmayın. Ve la yebi' satın almasın bazıküm bazınız. Ala bey'i bazin. Bir başkasının malı üzerinde. Yani birisi pazarlık yaparken diğeri gelip pazarlığı bozmasın. Ve kûnû ve olun ibadallâhi Allah'ın kulları olun. Ne olun? İhvanen, kardeş olun. El Müslimu Müslüman kişi nedir? Ehul Müslimi Müslümanın kardeşidir. La yazlimu zulmetmez hu ona. Ve la yehzülü
Yardımsız bırakmaz hu onu. Ve la yekzibuhu. Ona yalan söylemez. Ve la yahqiruhu. Onu küçük görmez. Et-takva hahuna. Takva hahuna işte buradadır. Ve yuşiru işaret ediyor ila sadrihi göğsüne. Peygamberimiz kendi göğsünü yani kalbini göstererek parmağıyla işte burası selasemerratin 3 defa parmağıyla kalbini göstererek işte takva buradadır diyor. Yani takva kalpte olur. Yani isimde olmaz. Takva neyle olur? Kalpte olur, isimle değil. Bi hasbin bir in. Kişi için yeterli olacaktır. Mine şerri, günahtan. Yani kişi için günah olarak yeterlidir. En yahkira, hor görmesi. Ehahu, el müslim. Müslüman kardeşini hor görmesi. Küllül müslimi, tüm Müslümanlar. Alel müslimi, Müslüman üzerine nedir? Haramun, haramdır. Yani Müslümanın her şeyi diğer Müslümana nedir? Haramdır. Örnek: demuhu, kanı ve maluhu, malı ve irzuhu ve ırzı. Nedir? Haramdır. Yani dokunulmazdır. Ravahu Müslimun. El hadis sadis ve selasun 36. hadis Ebi Hüreyre radıyallahu anh. Peygamberimiz şöyle buyurdu: men her kim neffese giderirse en müminin bir müminden ne giderirse kürbeten bir sıkıntıyı giderirse sıkıntının kalkması için ona yardımcı olursa o sıkıntı da min kürebi dünya dünya üzüntülerinden dünya meşakkatlerinden bu durumda ne olur? Neffese giderir Allahu Allah anhu o kişiden neyi? Kürbeten bir sıkıntıyı ki o sıkıntı da min kürabi yevmil kıyameti kıyamet gününden yani kıyamet günü oluşacak olan sıkıntılardan da Allah Teala o kişiyi koruyacaktır. Ve men her kim yessera kolaylık sağlarsa ala muisirin bir fakire yessera kolaylaştırır Allahu Allah aleyhi o kişi için fi dünya ve ahireti hem dünyada hem de ahirette bir kolaylık sağlayacaktır. Ve men her kim setara örterse Müslüman bir Müslümanı yani ayıbını kusurunu örterse ama bu kusura dikkat edelim din işlerinde değil birisi çıkıp dini konularda hatalı beyanlarda bulunuyorsa bunu da örtelim değil yani böyle bir şey varsa ifşa edelim ki insanlar yanılmasın. Burada böyle bir durum var. Bu konuda caizdir o kişinin örtülmemesi hatta vaciptir diyenler de mevcuttur. İfşa edilmesi gerekiyor. Birisi çıkıp İmanın şartı 5'tir derse, diğeri çıkıp işte nedir? Hazreti İsa'nın tekrar dünya geleceğini inkar ederse, öbürü şefaat yok derse, bu tür kişilerin ifşa edilmesi, onlara reddiye yapılması yerinde bir davranış olur. Bunların örtülmesi kast edilmemektedir. Bunlar bu şeyden, bu konudan istisnadır. Hemen setara Müslüman, her kim bir Müslümanın kusurunu örterse, yani Müslüman ile Allah arasındaki bir durumu, adam namaz kılmıyor. Gidelim yayalım. Oh, falanca namaz kılmıyor. Bu değil işte. Bunu ört. Yani sonuç olarak kişiyle Allah arasındaki bir hata ifşa edilmez. Bizi ilgilendirmez ki. Ama kişiyle insanlar arasında yani insanları dini bazda aldatma söz konusuysa o zaman falanca kişi ehli sünnete muhaliftir. Dikkat edin. Şu görüş hatalıdır diye uyarmak gerekir. Bu durumda ne olur? Setara örter hu onu Allahu Allah fi dünya ve ahiret. Hem dünyada hem de ahirette. Vallahu Allah Teala fi avnil abdi. Kula yardım eder Allah Teala. Ma okul ki kane'l abdu okul idi fi avni ahihi. Kardeşinin yardımında idi. Yani kardeşine yardım ederdi. Müslümana yardım edene Allah da yardım eder. En Türkçesi o şekilde. Hemen seleke darigan yeltemisu fihi ilmen. Her kim ilim için bir yola düşerse, bir yol tutarsa, yola çıkarsa sehhele kolaylaştırır Allahu Allah lehu o kişi için bihi darigan ilel cenneti. Allah o kişi için cennete giden yolu kolaylaştıracaktır. Ve mectema ve ma ictema cema ictema iftar babından mazi. Ve mectema kavmun bir topluluk yani bir kavim toplanmadı fi beytin bir evde min buyutillahi Allah'ın evlerinden bir evde toplanmadı yetluna okumak için okuyorlar kitabı Allah Allah'ın kitabını
yetedârasûnehu. Onu ders olarak işliyorlar, müzakere ediyorlar beynehum aralarında. İlla ancak bir kavim, bir topluluk Allah'ın evlerinin birinde, yani mesela camide toplanırsa, Allah'ın kitabını okursa, birbirleri arasında müzakere ederlerse, işte bu durumda nezelet aleyhim, onların üzerine iner ne? Es-sekînetu, sekînet iner. Sekînet, emniyet, güvenlik iner. Ve gâşiyethum, onları kapsar, kuşatır. Er-rahmetu, rahmet. Ve haffethumul melâiketu, melekler onları kuşatır. Ve zekerahum Allahu, ve Allah onları anmış olur. Fî men indehu, kendi yanında. Ve men betta'e bihi ameluhu, lem yusri' bihi nesebuhu. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, bilsin ki onun nesebi onu ileri götüremez. Yani nesep ile amel eşit değildir. Nesep ile kişi cennete giremeyecektir. El hadisu sabi'u ve selasun, 37. hadis. İnne Allahe ketebe, muhakkak Allah Teala yazdı. El hasenatı, iyilikleri ve seyyiatı ve kötülükleri, yani sevabı ve günahı belirtti. Sümme beyyene zâlik, sonra bunları açıkladı. Bunu açıkladı sonra. Bu tabi kutsi hadis, onu da belirtelim. Yervi yani Rabbi, Rabbinden rivayet ediyor. Sümme beyyene zâlik, sonra Allah Teala bunu beyan etti. Femen, her kim hemme niyet ederse, bir hasenetin, bir iyilik yapmaya niyet ederse, fe lem ya'melha, ve onu yapmazsa, ketebe, yazar ha onu Allahu, Allah Teala indehu, kendi katında yazar. Ne olarak yazar? Haseneten kamileten, tam bir iyilik olarak yazar, tam bir sevap olarak yazar, yapmamış olsa bile. Ve in hemme, her kim niyet ederse, biha ona, yani iyiliğe, ve fe'amileha, ve onu yaparsa, ketebe, yazar ha onu, o ameli Allahu, Allah Teala yazar, indehu, kendi katında yazar. Ne yazar? Aşra hasenatin, 10 iyilik yazar. Yani ondan ile seb'imiyetin, 700'e kadar. Ardından za'ifin gelmekte. Za'if, küsür manasında. Yani bir insan bir iyilik yapmaya niyet eder, ardından da onu yaparsa, aşra hasenatin, ondan başlıyor. Seb'imiyeti za'ifin, 700 küsüre kadar Allah Teala o şeye sevap, derece verebilir. En azı 10, en çoğu 700 küsür. Ezaatin kesirat. Ve in hemme, her kim niyet ederse, bir seyyiyetin, bir kötülük yapmaya, felem ya'melha, ve onu yapmazsa, ketebeha, onu yazar Allahu, Allah indehu, kendi yanında yazar. Haseneten kamileten, tam bir iyilik olarak yapar. Bir kötülük yapmaya niyet ettik ama o kötülüğü işlemedik, hayata geçirmedik. Yine ne var bunda? Bir sevap var. Ve in hemme biha, ve her kim ona niyet ederse, fe ardından amileha, onu yaparsa, yani bir kötülüğe niyet ettik ve ardından onu yaptık. Bu durumda ketebe, yazar ha onu Allahu, Allah seyyi'eten vahideten, bir kötülük olarak yazar. Ondan 700'e kadar değil, 700 küsüre kadar değil, dikkat edelim. Demek ki yapılan bir iyiliği Allah Teala 10 ile 700 küsur arası sevap yazmakta. Bir iyiliği yaparsak böyle. Sadece niyet etsek, yapmasak yine bir sevap var. Kötülüğe geldiğimizde ise durum nasıldır? Kötülük yapmaya niyet ettik ama kötülüğü yapmadık. Ne var bunda? Bir sevap var. Kötülük yapmaya niyet ettik ve o kötülüğü yaptık. Bu durumda ne var? Bir günah yazılıyor. Ravahul Bukhari ve Müslümun fi sahihayhima bihazil hurufi. İmam Bukhari ve İmam Müslim sahih adlı kitaplarında bu harfler ile, yani bu geçtiği rivayet ile bunları, bu hadisi yazmışlardır. El hadisü samin ve selasun, 38. hadis. An Ebi Hureyre gale, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna Allah Teala gale, Allah Teala buyurdu, yani yine kutsi hadis. Men her kim adeli veliyen, kim benim dostuma düşmanlık yaparsa, düşmanlık beslerse, fakat muhakkak ki azentuhu bil harbi, şüphesiz ki ben ona harp ilan ederim. Ve ma tekarrabe ileyye
Kulum bana yaklaştı. Abdi kulum bana yaklaştı. Bir şey ile. Ahabbe daha sevimli ileyi bana. Mimma iftarastu aleyhi. Benim kulum kendisine farz kıldığım şeyden daha sevgili, daha güzel bir şeyle bana yaklaşamaz. Ve ma yezalu abdi yetekarrabu ileyye bana yaklaşır bin nevafili nafileler ile hatta ta ki uhibbehu. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşırsa ben de onu severim. Uhibbe ben severim, hu onu. Feyza ahbebtu ben sevdiğim zaman hu onu. Çüntü sem'ahu ben olurum sem'ahu onun işitmesi yani kulağı olurum. Ellezi o işitme ki yesme'u bihi onunla işitiyor. Ve besarahu ve onun gözü olurum. Ellezi o görmek ki yupsiru görüyor bihi onunla. Yani onun gören gözü olurum. Ve yedehu ve onun eli olurum. Elleti o el ki yaptışu biha onunla tutuyor. Ve riclehu ve onun ayağı olurum. Elleti o ayak ki yemşi biha onunla yürüyor. Ve inse'eleni inşaet se'ele isterse ni benden le u'diyenne elbette veririm hu ona istediği şeyi tabi. Ve le in isteazeni isteaze şayet sığınırsa ni bana le u'izennehu elbette muhakkak ki onu korurum yani sığınmasını kabul ederim. Ravahul Buhariyyu. El hadisü tasi'u ve selasun 39. hadis. İnna Allah'a muhakkak Allahu Teala tecavezelli benim için bağışladı an ümmeti ümmetimden neyi bağışladı? El hata'ı hatayı. Yani hata mahsulü olan eylemleri. Ve nisyane ve unutmayı yani unutma yoluyla meydana gelen şeyleri. Ne gibi örnek? Hata namaz kılmamak. Ve nisyane unutarak orucu tutmamak. Kişi unuttu bugün Ramazan olduğunu niyet falan etmedi. Veya namazı unuttu vakit geçti gitti. Ve mestukrihu aleyhi zorlanarak yaptıkları şeyler. Bir şeyi çok zor olarak yerine getiriyorsa o da affedilmiştir. Hadisun hasenun ravahu İbn Mace ve Beyhaki ve gayruhuma. Tecavüze rafa'a ve afa. Rafa kaldırdı ve afa affetti. El hata'ı hata nedir? El muradu huna zıttul amdi. Yani kast etmenin zıttıdır diyor. Nisyan nedir? Zıddu zikr. Hatırlamanın zıttıdır. El hadisul erba'un. 40. hadis. An İbni Ömer radıyallahu anhuma gale. Ehaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bi men kibeyye. Resulullah omuzlarımdan tuttu. Fegale ve şöyle dedi. Kün on. Kâni yekûnu kün emri hazır. Kün ente sen ol. Fid dünya dünyada ne gibi ol? Keenneke garibun. Sanki garipmiş gibi ol. Evveya da ne gibi ol? Abiru sebilin. Yolcu gibi ol. Keenneke garip. Velakin la tuhmil ed dünya ve lizal lem yekül kün gariben. Şöyle kısaca bakarsak ehaze emseke manasında ki enneke garip demiş peygamberimiz değil mi? Misl garip. Garip gibi. Ve lakin la tühmili dünya. Dünyayı da ihmal etme. Sadece fazla değer verme. Ve liza bunun için lem yekül demedi. Kün ol gariben. Garip ol demedi. Gibi ol dedi. El hadisul hadi vel erbaun 41. hadis. La yu'minu iman etmiş olmaz ahadüküm sizden hiçbiriniz. Yani kamil manada. Hatta ta ki yekune olana dek hevahu onun hevası teba'an tabi olana dek. Lima ci'tu bihi benim getirdiğim şeye tabi olmadıkça. Hadisun sahihun Rüvvînâhu fî kitâbil hüccet bi isnâdis sahih. El hadîsü sânî vel erba'ûn 42. hadis. An Enes'in
Enes radıyallahu anh'dan rivayet olundu. Gale buyurdu. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün şöyle derken, yegulu derken işittim. Gale Allahu Teala, Allahu Teala buyurdu. Yani yine kutsi hadis. Gale fiil Allah fail. Teala, yüce olan Allah Teala buyurdu. Ya İbne Adem'e, ey Adem oğlu. Burada ya nida harfi İbn Münadadır, mensuptur, nasb alameti fethadır ve aynı zamanda muzaftır. Adem kelimesi ise muzafun ileh'tir. Kendisi gayr-ı musarrif olduğundan cer alameti fethadır. Bu alemlik ve acemlik sebebiyle gayr-ı musarriftir. Ey Adem oğlu diye Allah Teala bir seslendi. İnneke sen ma o şey ki de'ete dua ettin, istedin ni benden ve racevte ve ümid ettin, ümidini kesmedin ni benden. İşte sen dua ettikçe, ümidini kesmedikçe gafertu. Ben bağışladım, yani bağışlarım leke seni. Ala ma kâne minke. Senden her ne gelirse, yani her ne yapacaksan. Ve la ubali. Buna bir aldırış etmem. İnneke'deki inne ismini nasb haberini raf eden edatımız ke onun ismi olmakta, ma ise şart ismimiz, cezm edatımız, mebniyun ale sukuni. Da'evteni'deki da'a fiiline bakarsak fiil mazidir, mebnidir. Ne üzeri mebnidir? Sükun üzeri mebnidir. Çünkü kendisine mutahrik ref zamiri bitişmiştir. Buradaki T aynı zamanda fail olmaktadır. Ni de mef'ulü olmaktadır. Ya İbni Adem, yani Yebne Adem, ey Adem oğlu, lev şayet belaat ulaşsa, ne ulaşsa, zünubuke, senin günahların, zenbün zünubun, cenim keser, senin günahların ulaşsa neye? Enane semai, gökyüzüne kadar ulaşsa, sümme sonra, istağferat, istağferte, sen bağışlanmayı dilesen ni benden gafertu, ben bağışlarım leke seni ya İbni Adem, ey Adem oğlu. İnneke sen lev şayet eteyte getirsen ni bana, ne getirsen, gurabil erzi, yeryüzü dolusu hataya, hata getirsen, sümme sonra legite ni bana gelmiş olsan, la tüşrikü bi şey'en, bana bir şey ortak koşmadan, le eteytüke bi gurabiha mağfireten, le eteytü, elbette ben de gelirim ke sana, bi gurabiha, ha semaya gidiyor yani gökler dolusu, mağfireten, mağfiret ile sana gelirim. Sana gelmemden kasten Allah Teala mekandan münezzehtir, tabi bir yerden başka bir yere gitti şeklinde değil de mecazi olarak düşünüyoruz bunu. Ravahu Tirmizi bunu rivayet etti ve Gale dedi ki hadisun, bu hadis nedir? Hasenun sahihun, hasen sahihtir. Böylece İmam Nevevi'nin 42 hadisini işlemiş.